Of, acıktım ya. Baksana Instagram kebapçı, suşici falan da olmuş. Ay, Japon lokantası mı? Ramen. Nişantaşı'nda. Nişantaşı'na ben nasıl giderim? Arabayla gitsem 1,5 saat dönüş, trafiğe kalacağım. 2 saat dönüş desem. Of. Ne yapayım? Toplu taşımayla gitsem. Nasıl giderim toplu taşımayla ki? 3 aktarma Bostancı'dan. 3 de dönüş desem 6 aktarma. Ya böyle canım hızlıca böyle güzel bir ramen, işte sushi gibi bir şey yemek istiyor. Keşke çevremde bir tane olsa. En iyisini nerede yerim? Aslında şimdi düşününce... Evet, Japonya'ya geldim. Oldu buraya gelmem. Tam olarak 30 Kasım'ı 1 Aralık'a bağlayan gün. Böyle kendi kendime dedim ki ya acaba Tokyo'ya gitsem nasıl olur, ama biletler çok pahalı, 5-6 bin lira. Sonra bir baktım bir uçağa. Uçakta sadece 2 tane koltuk boş kalmış. Bu yüzden fiyatlar da neredeyse yarı yarıya. Alayım almayayım, gecenin saat 2.30'unda dedim ki boşver ya, al. Spontane planlandığı için her şey gün sayımı ayarlarken 6 gün kalayım, yani bir hafta kalayım. Aslında 7 gün gibi ama saat farkından birazcık oynuyor. O kadar sürede kalacağım. Venkomi yanıma doğru düzgün hiçbir şey almadım. Otobüs. Kamera, 2 tane lens, lens adaptörü, mikrofon, küçük tripod, SD kart kutusu, hard disk, şarj aleti, küçük bir fener, laptop, powerbank, cüzdan, pasaport, telefon, birkaç tane kalem, kablo vesaire çantası, gözlük, gözlükler. Akihabara'ya geldim. Buraya elektrik şehri diyorlar. Aslında elektrik şehri dediklerini açıklamak için birkaç tane görsel yeter sanırım. Çünkü Blade Runner 2049'dan benziyor. Ya da Blade Runner kendisinden benziyor. Niye 2049'u karıştırdım bilmiyorum. Kendi kendime dedim ki eğer böyle bir geziyi uzun süre planlarsam olmayacak. Önce zaten kimse inanmadı buna. Önce Arda'yı aradım, dedim ki beni havaalanına bırakır mısın? O da olur dedi ve aslında yolculuğa çıkmaya başladım. Beni uzak doğuya mı gidiyorsun ne? Uzak doğuya gidiyorum. Ne kadar uzak doğuya gidiyorum? Maksimum Kars. Arda'cığım bir prodüksiyon elemanı olduğu için, daha doğrusu bir prodüksiyon elemanı artı tam bir erkek gibi düşündüğü için otomatik olarak dedi ki seni ne denir? Erken bırakmam lazım yoksa giremezsin dedi. Teşekkür ederim beni bıraktığın için. Rica ederim derinciğim. Beklemem gerekti ama çocuğuma kızamam. Benim iyiliğimi düşündüğü işte oldu. Aklıma jet lag'i yenmek için çok tuhaf bir şey geldi. Sabah 11'de Tokyo'da olacağım. Dedim ki eğer hiç uyumazsam muhtemelen jet lag olmam. Çok uykusuzum. 24 saattir uyumuyorum. Uçağıma aşağı yukarı 1 saat kaldı. Kapı açıklandı az önce ve şimdi kapıya doğru gidiyorum. Buradan şimdi Moskova'ya gideceğim. Ama Moskova'ya gittikten sonra Tokyo'ya gelen aktarmam Moskova'ya inmişim uçakta. Fark. İstanbul'dan Moskova'ya giden uçakta biraz uyumaya başardım. Şu anda Rusya'dayım. Direkt olarak uçağa bineceğim. Bir uçaktan diğer uçağa geçeceğim zaman aşağı yukarı 1 saat vaktim vardı. Ben de iyi dinlenirim diyordum uçuşlarımın arasında. Ancak iki gate'in arası 27 dakika yürüme mesafesi sürüyormuş. Ancak tabii bunlar işin vıdı vıdı kısmı, nihayetinde vardım buraya. Uçak toplayamadım şu an. Şu anda Japonya'dayım resmi olarak ve ne yapacağımı bilmiyorum. 2 gün önce gelmeye karar verdim. Şimdi plan program yapmadım. Uyuyabildim artık, hani daha normal halime benziyorumdur. Bütün diğer görüntülerde daha kötü olduğumu düşünüyorum. Aslında çok daha hızlı bir trenle gelebilirdim ama ben böyle banyo treni gibi bir şeye bindim. Göre göre, geze geze gittim. Otelimi bulmak istiyorum önce. Çantamı bıraktım şimdi ve gerçek anlamda rahatladım. Hani sırtımda bir yük yok. Otele baktım ama otelin girişi saat 5'teymiş, yani daha birkaç saatim var.
otele girmek için. Bu arada eğer siz olmasaydınız, yani loot paketimi alıp destekleyen kanalıma takipçilerim olmasaydı buradaki en azından otel masrafımı karşılayamazdım. Çünkü otel masrafımı YouTube takipçilerim çıkardı. Evet, şaşalı bir otel değil ama 17 bin takipçili bir kanal için bayağı iyi. Bu arada otel demişken... Çok güzel bir kapsül otel buldum. Hep merkezin dibinde. Ve kapsül otelde kalacağım. Size hızlıca neresi, nasıl olduğunu göstereyim. Şimdi sessiz oluyorum. Uyuyan olabilir. Odam burası. Burada kalacağım. 6 gün buradayız şu anda. Bir şey diyeyim mi? Kocaman ha. Asla. Akşamları buranın birazcık enteresanmış. Yani bir kere kesinlikle çok ses var, yani her şey aktif, yaşıyor. Her yerde çeşitli böyle aletler var hani. Basmalı. Her şeyden önce Japonya'da erken hava kararı arıyormuş, bunu öğrendik. Diğer bölümlerinde biliyorum, buna dikkat edeceğiz. Bugün zaten benim yorgunluğumdan dolayı aslında cümle kurmaktan zorlanıyorum. Siz hani temiz bir kurgu olarak görüyor olabilirsiniz ancak aslında hani üf, yani ben bunu ne yapacağım, nasıl kurgulayacağım bilmiyorum. Her şeyden önce kurgu için bir yer bulmam lazım. Hani bütün bunları kurgulayabileceğim temiz bir yer bulmam lazım ki... Bir community alanı varmış yani, herkesin takılabileceği. Muhtemelen oteldeyken kurgumu yapacağım alan otelde burası olur. Aynen. Priz, Wi-Fi, çok hızlı internet var. Kurgumuzu vesaire burada yapacağız. Yanında da kahve makinesi var. Sizin için çok acayip programlar yaptım desem yalan olur. Hani öyle bir şey yok. Ancak hani Japonya'dayız, yapacak bir şey buluruz her türlü. Yarın Akihabara'yı fethederiz, gezeriz istediğiniz gibi. Böyle anime, oyun, artık ne bulabiliyorsam tamamen sabahtan akşama kadar bunlarla uğraşırım. Sonrasında çevrede gezeriz, bir şeyler yaparız. Buluruz yapacak bir şeyler ya, siz de yazın zaten. Ters sol derim falan ama herkes bir şey bekliyor, toplam şeylerini telefonlarla, kameralarla hazır. Ya bir şey olacak ya da Pokemon Go raid'i falan var, bilmiyorum. Her şey okeyim, bana belki birazcık eski kafalı diyebilirsiniz ama kazık kadar bir avuç insanın bir tane televizyonu izlemesi, televizyonun yapay zeka ile şarkı söylemesi falanla cevap vermeleri enteresan geldi. Yoksa hani her şey okeyim, kültür, saygı falan ama bütün olay televizyonun açılmasını bekledik ve bir yapay zekaymış o. Ve şarkı söylemeye başladı. Aa, üzgün. Ben de hani bekliyorum, sis makinesi falan gibi bir şey gördüm. Hani acaba böyle sisli misli olaylar falan mı olacak, hani görsel peşindeyiz ya. Yok, adamlar hay falan bir tane şey ettiler. Bundan 50 yıl sonra falan benim torunum bu videoyu izleyecek, diyecek ya dede ya ne kadar şeymişsin ya. Yani makineler şarkı söylüyor, biz makinelerle evleniyoruz, sen nasıl anlamıyorsun bunu diyecek. Ben de benim zamanımda öyle değildi diyeceğim. Wow. Bu yiyeceğim şey şimdi benim akşam yemeğim olacak çünkü uçakta yediğim şeyler, öğlen işte ramen yedim zaten vlog için falan filan derken midem şey oldu. Bunun ne olduğunu bilmiyorum, galiba patates gibi bir şey ya da patates. Çok sıcak dedi adam. Hani karşıma çıktı ilk sokak yemekçisi olarak bu saatte. Dedim ki yiyeyim. Çünkü arabası şarkı söylüyor. Adam bir şey söylüyor düzenli olarak.
Tatlı balayası galiba. Kestane ile tatlı balayası arasında bir tadı var. Gerçekten bilmiyorum ama çok lezzetli. Bu arada Japonya'da yürürken yemek yemek çok ayıpmış. Bunu da izlediğim bir videoda söylüyorlardı. Ben de o yüzden bir şey yiyeceğim zaman oturma şeyi arıyorum. Şimdi bu şey yiyeceğim. Bu izleyeceğiniz bütün vlogları günlük veya iki günde bir şeklinde atmaya çalışacağım. Şu anda gevşek gevşek oturuyorum ve insanlar bana bakıyorlar. Bütün gün gördüğüm tek vlogger bendim. Çok turist var ama elinde hayvan gibi 5 kiloluk kamerayla çeken herhalde çok fazla yoktur. Ama işte görsel güzel olsun diye sizi düşündüm ben de. Beklerim. Yarın üstümü başımı bir düzen vereceğim. Serserisiyim Japonya'nın şu anda.